Uluslararası gündemle karşınızdayız. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce dinlemiş olduğunuz gibi hem Libya hem de Suriye ile ilgili çok önemli açıklamaları vardı. Libya'da özellikle darbeci Hafter'in bütün planlarının alt üst olduğunu söyledi Başkan Erdoğan. Suriye'de ise İdlib konusundaki son gelişmeleri anlattı. Biz onları masaya yatıracağız bugün. Yeditepe Üniversitesi'nden Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte ve Elnur İsmail, akademisyen, Rusya uzmanı aynı zamanda. Siz de hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Evet, ilk olarak Furkan Bey sizinle başlayalım. İdlib'de Saraqib bölgesi de muhaliflerin kontrolüne geçti dün akşam itibariyle. Yani rejim ve Rusya son iki haftada kritik noktaları almıştı. O kritik noktalardan bir kısmı şu an için muhalifler tarafından rejimden temizlenmiş durumda. Saraqib dediğimiz yer, şöyle kısaca tarif edecek olursak, Rusya için o hayati önem taşıyan M4-M5 karayollarının kesiştiği yer. İşte o karayollarının bağlantısı şu an için kesildi. Türkiye'nin de rejime sınırlarına dön çağrısı vardı ve o sürenin de dolması yakın, ay sonu itibariyle. Neler oluyor, nasıl yorumluyorsunuz bu son gelişmeleri? Tabii daha önceki programlarda tabii her geçen gün farklı gelişmeler olduğu için bunun üzerine koya koya gitmeye devam ediyoruz. Ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu gibi bizim en başından beri İdlib meselesindeki sağlam duruşumuz ve özellikle rejim kuvvetlerinin bizim gözlem noktalarımızı kurmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve orası biz askeri üs olarak da aslında görmeliyiz. Bunların ötesine geçmemesi, M4-M5 karayolu dediğimiz o sınır hattının gerisinde kalması noktasında uyarılarda bulunmuştu. Fakat tabii bunun arkasında Rusya ve İran'ın desteği olmasa rejim kuvvetleri bu kadar çok cüretkarda davranamazdı. Neticede biz sürekli uyarılarımıza rağmen olayı özellikle askeri bir harekatta çözmekten ziyade diplomatik masada hem İran hem Rusya ile beraber çözmemizden ziyade onlar gayri resmi olarak bazı grupları destekleyerek ve Esad rejiminin de halkına zulüm uygulayan bir devlet başkanı olduğunu göz önünde bulundurursak aslında burada insanlık dışı bir müdahaleye de açık hale getirmiş oldu bu bölgeyi. Fakat tabii ki Saraqib bölgesi küçük olmasına rağmen bu bölgenin stratejik olarak bilhassa muhalifler tarafından elde tutulmasına çok önemli. Ve Türkiye'nin özellikle buradaki bulunan 13 gözlem noktasının 7'sinin çevrelenmesi hususunda da aslında oradaki ana hattı, ana damarı da kesmiştir de diyebiliriz. Şimdi burada tabii önemli olan şu. Hatta İdlib meselesinde özellikle İdlib 6000 kilometre karelik bir alan, aslında küçük bir alan, niye bu kadar önem ifade ediyor dediğimizde aslında bu 6000 kilometre karelik alanın en önemli kısmı M4 ve M5 karayolları, sizin ifade etmiş olduğunuz gibi. Bir tanesi Laskiye'yi Halep ve Hama'ya bağlıyor, diğeri M5'te Halep'i Şam'a bağlıyor. Yani burada aslında olayın denize çıkış noktası. Yani bizim o bahsettiğimiz Türkiye'nin hem Doğu Akdeniz politikasındaki ana damarlardan biri olması hem de Suriye meselesinde rejim kuvvetlerinin İdlib meselesi, İdlib ele geçirilmeden burada bir hakimiyetin sağlanmayacağı düşüncesi. Ama geçmiş dönemde ne gördük? PYD kuvvetleriyle Esad güçlerinin aslında beraber ortak hareket ettiğini. Şimdi biz burada belki Esad rejim kuvvetleriyle mücadele ediyormuşuz gibi gözüküyordu ama esasında içinde PYD kuvvetlerinde harmanlandığı bir gayrimeşru bir terör grubuyla da mücadele ediyoruz. Bunu da görmemiz gerekiyor. Ve burada tabii ki özellikle Türkiye ile Rusya'nın özellikle ayın 29'undan sonra, sürenin dolmasından sonra varacağı nokta, tabii şunu söyleyeyim, dünkü görüşme de aslında çok önemli. Saat 6'da biliyorsunuz, evet, Dışişleri nezdinde iki tarafta da görüşmeler oldu. Üçüncü tur bunlar. Üçüncü tur, fakat yanlış hatırlamıyorsam 8, 10 ve 18 Şubat'larda görüşmeler, evet, olmuştu. Bir neticeye varılamadı. Bu işi çözecekse İki lider çözecek. Yani Sayın Putin, evet, ve Sayın Cumhurbaşkanımız bir araya gelecekler. İki lider çözecek demişken o lafınızı unutmayın. Evet. Elnur Bey'e dönmek istiyorum. Ben çünkü Rusya'yı da yakından takip ediyor. Peskov, Kremlin sözcüsü Peskov bir açıklama yaptı bugün. Putin'in 5 Mart'ta İstanbul'da olması gibi bir planlama yok. Daha farklı işleri var dedi. Bu ne demek oluyor? Putin-Erdoğan görüşmesi olmayacak mı? Yani belirlenen tarihte olmayacak diyor. Yoksa başka bir tarihte mi olacak, yoksa hiç mi olmayacak anlamına geliyor? Ya şu anki sürece baktığımız zaman görüşme ihtimali olması için şu an ateşkes olmasa bile çatışmaların olmaması gerekiyor. Yani en azından bugünkü görüşmeler nasıl sonlanacağına bakmamız lazım. Ankara'daki görüşmelerin. Çünkü dünkü görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Evet. Yani en azından bir umut verici bir sonuca varılmış olsaydı o şekilde beyan Peskov ne demek istiyor peki? Yani Putin'in 5 Mart'ta işi var diyor. Rusya'nın yaklaşımına baktığımız zaman ilk önce dörtlü zirve 5 Mart'ta olacak söylenmişti Ankara'da. İstemediler onu Rusya. Daha sonra Rusya dedi ki bizim Fransa ile veya Almanya ile böyle bir görüşmemiz yok. Onlarla bu konuda herhangi bir görüşme yapacağımızı söylemedik. Öyle bir beyanımız yok, evet, dedi. Daha sonra 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı da açıkladı. Putin'le bir araya gelebiliriz dedi. Yani Cumhurbaşkanı şöyle söyledi. Hani o zaman biz Putin'le ikimiz görüşelim. Muhtemelen kendi aralarında telefon konuşması yaptılar ve ondan sonra böyle bir beyanda bulunuldu. Ama tam resmi olarak öyle bir açıklama herhangi bir şekilde verilmedi. Evet. Olma ihtimali olması için de dediğim gibi yani şu anki aşamada hem Rusya'nın hem Türkiye'nin yaklaşımları birbirine uygun olması lazım. Baktığımız zaman Rusya da istemiyor. Evet. Türkiye'nin taleplerini Rusya şu an karşılamıyor. Lavrov'un beyanatları vardı dün de mesela aynı şekilde. Evet. Yine aynı şekilde Türkiye'nin Soçi'den varılan mutabakatı sağlamadığını, uymadığını oradaki sürece bu şekilde bir eleştirileri vardı. Aynı şeyi biz de defalarla söylüyoruz Rusya'ya karşı. Onun için baktığımız zaman görüşme olması için ihtimal yok. Çünkü 5 Mart'ta olmayacak ama belki bu süreçte devamında olabilir belki ya da işte bu süreçte hiç olmayacak diyor. Rusya'nın tepkisi ben baktığım gibi Sayın Cumhurbaşkanı evet Şubat bitiyor. Evet. Ve ondan sonraki süreçte Türkiye hangi adımları atacak ve o adımlara uygun olarak bir karara varılacak. Şimdi Şubat yani 2-3 ayı bitsin yani bakalım sonuçta. Türkiye evet. Ne yapacak? Rejimi dışarı çıkarmak için, sınıra sürüklemek için yani geldiği yere göre göndermek için bu operasyon başlatacak mı, başlatmayacak mı? Rusya bunu mu bekliyor şu an? Evet, yani oradan bir kaynaklanan bir şeye bekliyor. Saraqib önemli o açıdan da baktığımız zaman. Çünkü Saraqib alındıktan sonra... Saraqib işte bakın bu tam haritada da çok net bir şekilde gösteriyor. Yeşil alan Saraqib. Evet. Tam da yani karayolunun geçtiği yer. Stratejik olduğu için evet yani o alındıktan sonra evet yani Şam için önemli olan bir tam alan. Tam bir hayat damarı. Tabii. Evet. Şimdi bu harita, Ruslar diyorlar ki bu harita bizde olsun. Haritanın kuzeyinden itibaren bizim umurumuza değil çok fazla. Yani tabiri caizse Rusya'nın planı bu şekilde. Şimdi bu harita onlar da olursa sizin de söylediğiniz gibi Halep'ten Akdeniz'e inen yol. Kesinlikle. Bu haritanın anlamı. Yani Fırat'ın batısında, Fırat'ın batı kanadında Halep'ten Akdeniz'e bütün o güzergah Rusya ile İran'ın kontrolüne bırakılmış olacak. Tabii bu durumda devreye başka aktörler girer mi? Yani çünkü Fırat'ın öbür kanadında da bir Amerikan hakimiyeti var. Onlar da mesela bu yolu kullanıp Ürdün'e falan gitmeyi planlıyorlar icabında. Yani değil mi? Bir devir zor bağlantısı var. PKK'yı belki oraya indirmek falan. Onların da farklı planları var. Bu noktada Amerika Rusya'nın bu planına nasıl reaksiyon verir size göre? Şimdi şurada tabii net bir ifade hani kesin bir şey söylemek, çizgiler çekmek artık çok zor. Yani hep diyoruz sisli bir ortamdayız. Ama benim şu anki gördüğüm çerçevede Amerika ile Rusya sanki bazı pastaları paylaşma konusunda da bir mutabakat zeminine varıyor gibi. Yani biz şimdi Türkiye olarak burada bizsiz bir barış veya bir savaş olmaz derken arka tarafta perdenin arkasında Amerikan ve Rus işte karar alıcıları düşük yoğunlukta da olsa bazı müzakereleri yürütüyorlar. Yani sen Fırat'ın batısında ol, ben Fırat'ın doğusunda olayım. Burada ortak aktörler ne? PYD konusunu mesela konuşuyorlar. Ama PYD şimdi burada, o zaman şöyle oluyor. Şimdi burası böyle, sadece Ruslar değil, İranlar da var. İran olduğu zaman bu sefer İsrail alarmı geçiyor. Efendime söyleyeyim ve dediğim gibi o karayollarından bir tanesi aynı zamanda Ürdün sınırına kadar inen bir yol. Evet. Yani onun o yolunda Amerikalılar için de büyük önemi var. Yani o yolun İran ve Rusya denetimine bırakılması tamamen Amerikalılar için çok fazla hoş olan bir gelişme değil. Muhakkak ama tabii biraz bazı şeylere asimetrik bakarsak belki de mesela Şii Hilali dediğimiz özellikle Şii yayılmacılığına karşı hep İran'a İsrail'in bir tehdit, İsrail'e karşı İran'ın bir tehdit olduğu konuşulur. Ama baktığınız zaman bir Şii tehdidi, bir Şii Hilali tehdidi aslında İsrail'in ve bölgedeki o Büyük Ortadoğu projesinin uygulanması açısından bir zemin oluşturur. Tabii. Yani bu oradan da bir başka bir bakış açısı. Aynen öyle, hep bir tabir var. Çin Seddi aslında Çin'in kendi yayılmacılığına karşı yapılmış olan bir yapıdır mesela örneğin. Ama biz başka şeyler de görüyoruz bunun gibi. Dolayısıyla birbirlerine varlık sebebi olarak görürsek belki de bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bu bölge politikalarını Türkiye burada biraz daha detaylı düşünmek zorunda. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu gibi biz diplomatik masada sonuna kadar kozlarımızı, kartlarımızı ortaya koyacağız. Ama eğer ki verdiğimiz süre dışına çıkıp ve hala daha İran destekli ve gayrimeşru terör grupları destekli silahlı kuvvetlerimize karşı saldırılar devam ederse tabii ki biz burada operasyon yapmaktan da geri duramayız. Ama tabii ki önemli olan şu biliyorsunuz abi, bizim sahada kazanacağımız başarının diplomatik masada taşlandırılması. Şimdi biz burada bir samimiyet de görmüyoruz. Yani Doğu Akdeniz meselesindeki olay ortada. Sen rakibi bugün alırsın, yarın tekrar rejim olabilir senden. Olabilir ki şu an mesela son haberlere baktım, saldırılar devam ediyor rejim kuvvetlerinin hava saldırıları karşı artmış. Evet, tabii şehitlerimiz oldu bu arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı dün akşamdan itibaren. Rahmetli anıyoruz onu da şehitlerimizle. Evet, Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla özellikle bizim hem Libya meselesinde hem Doğu Akdeniz, hem Kıbrıs, hem İdlib meselesini bir arada düşünerek büyük resmi iyi değerlendirmemiz lazım tabii. Çünkü bu İdlib meselesi, geçen biliyorsunuz gene şey yaptık, bu Doğu Akdeniz'in çok önemli bir atardamarı. ve Türkiye'nin buradaki tabii ki ne olursa olsun, nasıl bizim doğal uzantısı olarak gördüğümüz Kıbrıs meselesi kadar en az İdlib'de bence bu konuda çok önem arz eden bir konumda. Evet. Evet hocam. Şimdi yabancı aktörler kelimesini, tabirini kullandınız. Önemli bir şey aslında. ABD'nin yaklaşımına baktığımız zaman son günlerde, son haftalarda müttefikimiz Türkiye vurgusunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar müttefik olduğu tartışılır tabii. Ve dün de açıklama yapıldı galiba öyle bir ABD'den. Biz herhangi bir şekilde o bölgeye Amerikan askerlerinden Makrel yaptı. Göndermeyi düşünmüyoruz diyor. Asker sevkiyatı gibi bir durum olmayacak Türkiye Suriye sınırına diyor. Evet, o geçen seneki olayları hatırlarsak ABD'nin yaklaşımı Türkiye ile Rusya'yı burada karşı karşıya getirtmek. Yani ABD bir fırsat kolluyor. O mesaj çok açık veriliyor. Evet, anlaşılabiliyor. Bir fırsat kolluyor. Yani ikisi çatışsın. İkisi çatıştıktan sonra Türkiye şimdi zaten yanına o batı kanadına dönür diye tahmin ediyoruz. Bunu okuyabiliyorsak Putin 50 kere okuyordur herhalde değil mi? Bunu yani bütün Rus Dışişleri, Rus İstihbaratı, Rus Savunma Bakanlığı, Rus Genelkurmayı bunu çok net bir şekilde okuyordur. Ama Rusya... Onlar neyi planlıyorlar? Yani şimdi Türkiye'ye olmadık bir şey koyup buna dayatmak, bunun bir karşılığının olmayacağını, bir sonuç getirmeyeceğini biliyorlar mı? Ve ona göre bir B planı yapıyorlar mı Ruslar? Mutlaka ya, bana göre evet, Rusya farkında. Bunun farkında ama Rusya'yı da şu anki durumda zora sokacak çok şey var. Ve Türkiye'nin coğrafi olarak, stratejik olarak konumu Rusya'yı çok dezavantajlı bir duruma düşürmekte. Çünkü Suriye'ye baktığımız zaman hava mekanı olarak özellikle deniz üzerinden, Türkiye üzerinden Suriye'ye daha kolay şekilde varabiliyor. Aksi takdirde İran, Irak üzerinden hava mekanını kullanıyor. Yani 2015'ten sonraki sürece biz baktığımız zaman aslında Esad rejimine Rusya'nın daha fazla destek vermesinin nedenini gayet iyi anlayabiliyoruz. Kısa zamanda Türkiye üzerinden amacına ulaştı. Tabii Türkiye hava mekanını açtı, izin verdi ve denizleri bunun için kullandı. Ama şu anki üstleri zaten o tarihten sonra iyice işte Rus kaynaklarında son haftalarda, geçen hafta bayağı onunla ilgili haberler çıktı. Türkiye engellemiş. Bu medyamıza yansımıyor ama Türkiye birkaç hava sahasını engellemiş. Rus askeri uçaklarına. Evet. Ya bu için Rusya'nın ekonomik olarak da devamlı bunu devam ettirmesi için ekonomik olarak çok gücü yok. Şu an baktığımızda. O zaman Rusya şunu yapıyor yani, hani Türkiye'nin bütün sinirlerini bir test edeyim. Bakayım nereye kadar dayanıyorlar. Bunu mu yapıyor? Oyun teorisi vardır hocam, bilirsiniz. İşte korkak tavuk oyunu gibi. İki araba kafa kafaya çarpışma. İlk direksiyonu kim kıracak meselesi gibi. Yani Rusya hocamın dediği gibi zaten Türkiye'nin kırmızı çizgilerini de biliyor. Ama Türkiye'yi ne kadar ben kendi çizgime kadar çekeceğim, onun biraz testini yapmakta. Biliyorsunuz Astana süreci başladığında da Rusya aslında Esad rejimini de masaya oturtmak istedi. İran da bunu aslında gönüllüydü ama biz kesinlikle böyle bir şey kabul etmedik. PYD'yi de aynı şekilde. Biz dedik ki biz egemen devletler olarak 3 bölgesel devlet bunun kararına varacağız. Dolayısıyla gayrimeşru örgütlerin masada oturması gibi bir şey söz konusu olamaz. Ama şimdi hocam söyleyince 2015 senesinde ben notuma da almıştım. Mart 2001 tarihinde Amerikan Dışişleri Bakanlığı ve CIA'nin ortak hazırladığı Global Trends diye bir rapor var hocam. Burada mesela çok enteresan bir söz geçiyor. Türkiye'deki her gelişme global oluşumları direkt olarak etkileyecektir. Türkiye'nin 2015'e kadar iç istikrarı ile jeopolitik konumundaki gelişmeler Batı dünyası ve Amerikan menfaatleri üzerine büyük bir etki yapacaktır. Şimdi bu biraz belki üst cümle olarak değerlendiriyoruz ama bugünkü gelişmelerle özellikle 2016'dan itibaren baktığımız zaman gelişmelere işte bu raporu aslında çok biraz da doğrulayan bir şekilde. Çünkü Türkiye'nin hem iç dinamikleri hem de jeopolitik etki alanı bugün Amerika'nın dış ilişkiler menfaatlerini direkt etkiliyor. Evet. Yani biz ne kadar Türkiye Rusya için kritik dersek Amerika için de Türkiye o kadar kritik. Evet. Ama bizim burada bence yapmamız gereken şu, Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu gibi Adana mutabakatına takip ederek, ona sahip çıkarak hukuksal olarak harekatlarımızı devam ettirmek. Ama aynı Libya'da olduğu gibi siz Saraç hükümeti yerine gayrimeşru Hafter'i desteklerseniz, Wagner'ler olsun, Amerikan kuvvetleri olsun, CIA olsun, o zaman biz nasıl burada bir doğru yolu bulacağız, nasıl bir hukuk devleti inşa edeceğiz? Bu mesele de ortaya çıkıyor. Evet. Ya uzun vadeli olarak ben baktığım zaman Rusya'nın ve İran'ın dezavantajına yaşanan gelişmeler. Ya bu süreci Türkiye çok iyi kullanması gerekiyor. Krizi devamlı vurguladığım şey, üçlü görüşmelerden daha geniş çaplı, geniş formatta bir görüşme. Ama işte geniş çaplı Almanya, Fransa'yı da dahil ederek yapılacaktı. Ruslar istemediler mesela. Şu an istemiyorlar ama eninde sonunda ona mecbur etmek lazım. Onun Rusya'nın içerisinde bulunduğu durum biraz kritik mi yani bugünlerde? İşte ekonomik sıkıntılar, işte Putin'in siyasi sürekli anayasa tartışmaları var çünkü. Anayasa ile ilgili bir reform tartışması var bugünlerde. Düzelişler var. Yani öyle bir de tabii anayasa... Batı tarafından da hem Avrupa Birliği hem NATO hem Amerika tarafından işte yaptırım tehditleri, NATO'nun tatbikatları artıyor. Bu tarz bir yalnızlaştırma politikası da arttı mı acaba bu son dönemde Rusya'ya? Küresel boyutta baktığınız zaman zaten şu an ABD'nin uygulamaya çalıştığı her tarafta Rusya'yı sıkıntıya sokmak. Askeri tatbikatları artırıyor, krizleri artırıyor. Evet. Rusya'ya baktığınız zaman Gürcistan'da bir sıkıntısı var. Ukrayna'da bir sıkıntısı var. Yani komşuları. Evet. Aynı zamanda Suriye'de. Yani Sovyetler Birliği gibi bir devlet bu kadar baskıya dayanamadı. Evet. Her tarafta böyle savaşlarla... O zaman buradan şunu anlıyoruz. Türkiye'de bir şekilde zorluyorlar ama günün sonunda yani bu bir yani bilek güreşi gibi tartan, bir karşılıklı birbirlerini tartıyorlar. Satranç tahtası bu hocam. Ya da satranç diyelim. Yani en nihayetinde günün sonunda Ruslar burada bir uzlaşı çıkaracaklar mı? Onu anlıyoruz. Tabii bu uzlaşı aslında, bu krizi tamamlamaya belki çözmez ama... Onun için sahada başarılı olmamız lazım. Bu önemli bir şart. İşte ben hocam hep diyorum Büyük Ortadoğu Projesi'ne karşı Büyük Avrasya Birliği Projesi çarpışması. BOP'a karşı BOP. Çünkü işte yayından önce de biraz konuştuk. Bu koronavirüs salgının haritasına ben geçen bir baktım. Yani belki işte diyorum biraz kompletörle girebilir ama yani nedense Yeni İpek Yolu haritası üzerinde ilerleyen bir virüs Çin'den görüyoruz. Pakistan, çok enteresan İran. Ve Xi Jinping bu Yeni İpek Yolu projesini başlattığı zaman özellikle 2013 hatta bunu belki 2001'e kadar atabiliriz. Kemer Yol Projesi'ni özellikle şu aşamada yani son 5 yıllık aşamada Suriye'ye çok ciddi 2 milyar dolarlık bir yatırım sözü de vaat ediyor. Yani Kissinger'ın da Kasım ayındaki Pekin ziyaretinde Çin Devlet Başkanı'nda yaptığı görüşmede yol kuşak projesinden rahatsızlık duyduğunu söylediğini biliyoruz. Çünkü yani haberlere yansımıştı. Rusya'ya karşı yani bu projeye karşı Amerika'nın Orta Asya projesi de Büyük Orta Asya projesi olarak geçiyor. Yani burada aslında bir çatışma var. Şimdi Türkiye'de İran'da bunların aslında bir boynu, bir ana damarı. Evet. İşte bu iki mücadelenin bir ana sahalarından biri olarak aslında Suriye'deyiz şu anda. Ama bunun bir ay sonraki aşaması belki Hazar'a uzanacak, belki Kafkaslara uzanacak. Bir Kafkas Baharı yaşatılmaya çalışılacak. Çünkü o da diğer boyun olacak. Evet. Yani Türkiye'nin bu çevre coğrafyası aslında bizim bu büyük mücadelenin, sizin ifade etmiş olduğunuz gibi bilek güreşinin en büyük ringi diyebiliriz. Değil mi hocam? Tabii. Yani Cumhurbaşkanı dün konuşmasında güzel bir ifade kullandı. Yani direkt olarak Rusya'ya hedef alan bir mesajdı. Biz bu topraklarda olmuşuz diyor. Yani bu topraklarda olmayıp sonradan buraya gelenler kendileri düşünsün. Evet. Zaman gelecek onlar buradan kaybolup gidecekler. Evet. Yani Türkiye varlığını burada her zaman sürdürecek. Ama şu anki aşamada sahada ben dediğim gibi başarılı olmak lazım. Ve akıllı diplomasiyle Rusya ve İran'ın kontrolünden çıkarmak lazım bu süreci bana göre. Bu daha çok etkili olacak. Ama zor tabii. Yani. O zaman kısa vadede İdlib krizine çok net bir çözüm bulunmayabilir ama en azından İdlib krizi ne bir pansuman yapılabilir mi? Rusya direkt olarak savaşa girmez. Türkiye'ye karşı savaşa girmez. Kesinlikle. Ama hava saldırılarıyla tehdit etmeye devam edecek. Çünkü aksi takdirde Rusya kendi prestijini kaybetmiş olacak buradaki süreçte. Esad'ı devamlı olarak koruyamadığı süreçte prestijini de kaybetmiş olur. Evet. İnandırıcılığın koruması da önemli tabii ki. Koronavirüs demiştiniz. Yani koronavirüs şimdi hakikaten çok değişik bir şekilde İtalya'da da sıçradı. Ya yani daha doğrusu şu an ana merkez Çin'di. Çin'den Wuhan'da çıktı artık İran ve İtalya konuşuluyor. Suudi Arabistan umre ziyaretleri de artık askıya alınmış durumda. Şu da var yani sizin dediğiniz işte o kuşak yol projesinin ana istasyonlarında yani görülmesi. Çok enteresan. Evet. Tabii ki yani bir komplo teorisi midir? Ama yani sonuçta ortadaki veri bunu gösteriyor. Yani hani her şeyi bırak bir kenara. Baktığınız zaman haritaya bunu görebiliyorsunuz. Bir de ben şunu görüyorum aslında bilmiyorum katılıyor musunuz? Yani Trump gelmeden önce 2015 Suriyeliler Avrupa kapılarına dayandığı zaman ne konuşuluyordu? Sınırları kapatalım. Irkçılık aşırı derecede yükselmişti. Üstüne bir de Suriyeliler gelince daha da tavan yapmıştı ve sınırların kapatılması gündeme gelmişti. Schengen'in hatta geleceği artık sorgulanır hale gelmişti. Sonra Trump gelince işte Meksika'ya duvar örmeler, efendime söyleyeyim birçok ülke vatandaşlarına ki Müslüman vatandaşlara, Müslüman ülkelere vize uygulamaları vesaire falan. Ne konuşuyorduk? Hani artık herkes kendi kabuğuna çekilecek, sınırlar kapanacak vesaire bunları konuşuyorduk. Şu an baktığımız zaman koronavirüsün ortaya çıkardığı bir gerçek. Bu işte herkesin kendi kabuğuna çekiliyor olması. Bunun önünü açan bir gelişme oldu aynı zamanda. Tabii, katılıyor musunuz buna? Bu da bir terör aslında. Biliyorsunuz terörün lügatına baktığınız zaman insanlara korku salmak, insanları tiyatroya gitmekten, pazara çıkmaktan, günlük sosyal hayatlarından soyutlamaktır terörün amacı. Şimdi bakıyoruz biyolojik olarak böyle bir salgına. Aynı şu an Wuhan hayalet kent. Çin'in diğer bölgeleri de aynı. Asya şehirlerinde insanlar birbiriyle artık tokalaşmaya, birbiriyle iletişim kurmaya, konuşmaya korkuyor. Çevremize bir öksürdüğü zaman garip garip bakıyoruz. Yani inanılmaz bir yabancılaşma, yani ruhsal olarak bir canavarlaşma sürecine doğru gidiyor. Bu da çok tehlikeli. Yani işte dediğiniz üzere belki komplolar ama bu raporlar bende vardı. İnşallah bir dahaki şeyde söylerim. Bir araştırma yapmıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim ve yer kabuğunu kontrol etme teknolojisi var. Yani istediği ülkelere yağmur, istediği ülkelere kuraklık, istediği ülkelerde büyük depremler, bunları tetikleyebilecek bazı raporların CIA ve Savunma Bakanlığı Pentagon nezdinde olduğunu da gördük. Şimdi böyle bir virüsün zamanlama olarak özellikle Çin'den başlayarak o büyük ekonomileri etkilemesi ve büyük aslında Çin şirketlerinin de artık kepenk çekecek, kapatacak kadar vaziyete gelmesi, sizin de ifade etmiş olduğunuz da bu işin aslında başka bir yöntemi. Yani biz önümüzdeki yıllarda uzun vadede cephe savaşları görmeyeceğiz. Silahlarla ülkeler birbirini vurmayacak veya ülkeler birbirini işgal etme, ilhak etme durumunda olmayacaklar. Önümüzdeki yıllarda fiilen de olsa biyolojik silahlarla veya işte bu iklimsel hareketlerle ülkeler birbirlerini kontrol etme ve ister şirket olsun ister terör grupları olsun vekalet güçleriyle hegemonyasını, otoritesini genişletmeye çalışacaklar. Ve biz Türkiye olarak bu coğrafyanın da merkezindeyiz. Hem Asya, hem Avrupa, hem Orta Doğu, hem Afrika. Dolayısıyla bizi kolay günler beklemiyor. Ondan hep söylüyorum. Bizim dış politikamız her zaman kurumsal olmalı, dinamik olmalı ve olayların satrançta olduğu gibi 2-3 hamle sonrasını da muhakkak görmemiz gerekiyor. Evet. Tabii bugün birçok konuyu araya biraz sıkıştırıyoruz özetler halinde ama birçok konuya da değinmeye çalışıyoruz. Hocalı katliamının yıl dönümüydü dün. 1992'de 26 Şubat'ta 613 bilinen rakamlar olarak ama resmi olmayanlara göre belki daha fazla sayıda Müslüman Azerbaycan vatandaşı Hocalı'da Ermeniler tarafından katledildi ve onun yıl dönümü. Kısaca birkaç cümleyle de Hocalı'yla da ilgili bir tabii 28 sene alayım. Geçti o soykırımdan. Bugün tüm dünya yine Avrupa'nın, Batı'nın ikili oyunlarının sonucunda 100 sene önce olmamış uydurma bir Ermeni soykırımıyla Türkiye'ye, Azerbaycan'a baskı yapmaya çalışırken daha 28 sene herkesin göz önünde yaşanmış. Kayıtlı belgeli. Evet, bunu kabul etmemesi biraz üzücü. Evet. Tek Ermenistan değil, Rusya'nın desteğiyle, bunu özellikle vurgulamak lazım. Rusya'nın oyunu olarak oradaki Azerbaycan Türklerine karşı... Rusya olmasaydı Ermenistan böyle bir katliam yapmaya cesaret edemez miydi? Şimdi ya da buna gücü Hocalı'yla ilgili olarak baktığımız zaman o süreçte Ermenistan'a çok büyük desteği oldu. Çünkü tüm silahları Ermenilere verdi. O bölgede Rus askeri üsleri kalmaktaydı. Ve Rus askeri üslerini zaten Ermenistan'dakilerinin çoğu zaten Ermeni askerleri olarak Rus alayının içerisinde. Orada 366. motorize alayı vardı. Onun üzerinden saldırdılar. Ve onu yapanların kim olduğuna baktığımız zaman Ermenistan'ın 2. Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 3. Cumhurbaşkanı olmuş Serzh Sargsyan, aynı dönemde olmuş Ohanyan diye savunma bakanları olmuş kişiler. O dönemde bu katliamları, soykırımı gerçekleştiren kişiler. Daha sonradan Ermenistan devlet kademelerine geldiler. Ama dünya hiçbir şekilde onlara, Azerbaycan onları Interpol'a vermiş olmasına rağmen hiçbir şekilde bir baskı, bir tehdit görmediler maalesef. Evet. Rahmetli anıyoruz tabii ki Hocalı katliamında, o soykırımda katledilen Müslüman kardeşlerimizi. Süremizin sonuna geldik bugünlük. Evet, Furkan Kaya ve Elnur İsmail, çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Bir sonraki programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.